çok fena. Bana bak ya. Ağladın sen ya, ağladın sen sinirinden. Ya bunlar ne? Evet. Ağladım. Asıl gecesi gibi. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için inanılmaz özel bir bölüm çekiyoruz. İki tane çok sevdiğim arkadaşımla beraberim. Bizi zaten gardırop savaşlarından biliyorsunuz. Gül ve Ayşe ile beraber hem aslında eski günleri bakacağız, aslında neler yaptık. Biz çünkü aşırı eğlendik programı çekerken. Tam 2 sene, 220 bölüm beraber her gün program çektik. aslında biraz da şey olacak. Herkese merhaba bu arada. Merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. Geçtim. Kendi aramızda normalde program yayınlanırken izlemiyorduk. Fakat sonrasında bir araya gelip eski bölümleri izleyip çok eğlendiğimizi fark ettik. Evet, Raşit'in harika fikriydi aslında. Bunu niye yayınlamıyoruz? İyi ki, İyi ki yaptık böyle bir şey. Başlayacağız şimdi, izleyeceğiz bakalım. Bayağı da uzun bir süre oldu aslında izleme. Ben gerçi biraz baktım da. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Okay. Keşke Mehmet'le Tamay'ı da içerseydi. Kulis kötü. Evet ya. Hatırlıyor musun ilk bölümü? Evet. Bu evde ne güzeldi. Çok güzel. Şimdi şey Ceyda Düvenci oturuyormuş burada. Aa. Bir tanesinde. Bunda oturuyormuş. Ay. Beş tane. Allah. Aaaa. Dürütemem. Soğukluğa bak. Benim yüzümdeki o ifade ne? Benim hayatımda ilk televizyon programı. Orada kaskınlıklarınca. Ne kaldım aynı pozda? Elim cebimde kalmışım yani. Tam konuşamıyorum. Kaldım yani. Ya çok iyi ya. Aynen. Çok iyi. Harika ya. Harika bölümdü. Ya çok fena. Bana bak ya. Çok tatlıydı. İğrenci. Ya çok aşırı tatlı. Evet. Bizim bahçede koşmamız lazım. Çok güzel. Hani gözlerin var ya. Gül burada Filiz Akın oldu. Evet. Dur ben atalım onu. Gül Filiz Akın oldu. Aslında biz böyle bir Yeşilçam konseptli çektik. Banu Hakan oldun. Sonra minderler falan. Ama Banu Hakan'ın şeyi oldun. son halde o. baksana. Karnımda. Yani şu andaki bağımda halkanlar. Şu andaki oldu. Ama bir şey söyleyeceğim, şunu çekmek zorundayım. Ben ne oldum? Ben çok de... güzelsin kız çocuğu. Ne olmuşum ben ya? Kadir İnanır. Ben de Kadir İnanır oldum. İşte. Bu kadar oluyor. Yani benden Kadir İnanır bu kadar oluyor yani. Aa, bu kadar. Allah çok da güzel olmuşsun. Canımsın. Ay Filiz Akın ne kadar güzel olmuş. Aç aç. Açtım. Havalara gel. Hep bu anı beklemiş. Hep bu anı beklemiş. Hep bir sakın almış. Aynen. Ayşe bir dans etsene böyle bir. Çok güzel oldu. Evet ya, bir şey söyleyeceğim. Ne güzel anı ya. Çok. Ay şişmanlık da bana hiç mi yakışmaz? Hayır, bir şey yok. Ama sen uzun boyutlu şişmanlık seç. Gene kıskanıyor bizi ya. Gene kıskanıyor bizi. Çok güzel. Şeyi hatırlıyor musun? Bir şaka yapmışlardı bize. Biz de size yapacağız demiştik. Biz de bir şey yapmıştık. Onu yaptığımız neydi? Ben kesin herhalde yoktum herhalde o şaka. Aa, hayır sana yapıldı sen. Aa, ben sen çıldırdım. Bir kere şakayı hiç kaldıramadın. Hiç, ben sana şaka kaldıramıyorum. Anlatayım ha. Şimdi ben geldim. Ama size... bir dakika lafına geçelim. Çok önemli bu. Sen geldin, biz sana değil ama biz ekibe bir şey yapacaktık. Ya bize o şakayı yaptılar ya, insanları çıkardılar kılıklara koyup. Ben bana yaptığınızı anlatayım. Sen onu anlat. Ha. Ben bana yaptığınızı anlatayım. Sen bana da yapıldı çok olur mu sen? Sana ne yapıldı? Ağladın sen ya, ağladın sen sinirinden. Ya bunlar ne? Evet. Ağladın. Oturdun ağladın merdivende. Sinirim bozuldu. Sana da bir şey oldu. Sen de... yani, biz sensiz bir dakika. Biz sensiz çektik yedik. Evet. Biz çektik. Hayır.
Bir dakika ya, ne oluyor? Sadece ben mi üzülüyorum ama yani? Ama bu çok bileme. Ben aşırı bozuldum. Evet, bak bak şimdi. Ben zaten 5 dakika falan bile geciksem, ben bu arada kameraya bakıp konuşuyorum mesela. 5 dakika falan bile geciksem haber veriyorum. Ben zaten hazır gidiyordum. Benim çünkü saçım yok, makyajım yok. Hazırlanıyorum, işten çıkıyorum, gidiyorum, oturuyorum. Saat 6'da kayıt. Yani. Şaka neydi şaka, onu bak söyleyeyim. Bak şimdi anlatıyorum. Ya ben niye unutuyorum bunları? Orada oturuyorsun. Gecikti bu. Tamam. Bir de 40 yılın başı gecikti. 40 yılın başı geciktim. 15 dakika bir geciktim. Dedim ki ben işte gecikiyorum, başlamayın dedim. Ben zaten hazır geliyorum, direkt dedim oturacağım. Başlamayın dedim. Başlamayın dedim yani sakın falan filan. Beni de arabadan biri almaya geldi. Hiç beni... Hiç arabadan almazlar. Ben dedim herhalde bana mikrofon falan takacaklar herhalde. Hani o kadar acele falan. Neyse ondan sonra ben bir geldim. Bu ikisi oturuyor. Benim koltuğumda yok. Yani koltuğumda yok bu arada. Hani boş da değil yani. Ön yerinde Ayşe dur. Şey, Ayça. Ayşe demiş. Ayça'm duruyor. Bunlar Ayça'yı eleştiriyorlar. Ben böyle baktım, böyle bir geçtim, kafamı bir çevirdim, içeri girdim. Biz de falan diye böyle. Bir şey falan yaptım. Ben içeri bir girdim. O kadar sinir olduk. Nasıl başlarlar? Nasıl ben size bağırlar? Nasıl düşünüyorsun peki? Bizim öyle bir şey yapacağımızı yani nasıl inanıyorsun? Zaten böyle bir şey. Ama ben sizin değil ha. Ben bunu yapımın yaptığını düşünüyorum. Yapım nasıl yaptıracak bize biz istemeden böyle ben bir şey? Ben hemen Dilek Dağcıoğlu'na. Dilek dedim. Ah. Çok teşekkür ederim. Bak şimdi Dilek'in telefonu çalıyor. Meğer Dilek de oradaymış. Ben Dilek'in orada olmadığını, yani orada olduğunu da bilmiyorum. Dilek'i aradım. Dilek dedim her şey için çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum dedim. Balkona çıkacağım. Temiz hava almak için. Baktım Dilek karşımda falan böyle çok geçirmiş falan böyle telefonda. Ondan sonra ben gittim kendimi tuvalete kapattım. Sen geldi arkama açar mısın kapıyı? Ay yok hayatım ne olacak bu sefer? Yani, ne olacak? Yani. Ay dedim yani, ya geç kaldım. Yani ben şaka ben, hiç kaldırabilirim. Bir dakika, hiç. Bu fırlamadan çıktı. Hepsi ben miyim? Bana ne yapmış? Ben bunu anladım. Sana yaptık diye hatırlıyorum. Ay, sana da benzerini yaptık. Sana da biz çektik programı bitirdik. Çektik programı bitirdik. Ama olmaz aynısını yemezsiniz. Yok. Neydi bir şey vardı başka ya. Bir şey oldu. Sen... Ben ama bence ya. En komik... Ama bu aynısı olamaz. Değil aynısı değil. Aynısı değil. Ne Allah aşkına. Ya bir şey oldu sen... Neydi ya hatırlayamıyorum ki şu ya anda. Of. Sen de çok feci olmuştun. Çok feci. Oturup ağladın. Yemin ederim. Ölümü görün. Öyle yapın. Böyle yapın. Ne yeminler ediyor ama. Ne abi, yeminler ya. Yani. Ay çok kötü. Neyse. Hadi devam. Devam. Maşallah. O kadar güzel gözüküyorsun ki. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım böyle daha kimse yok. Daha rahat. Neredesiniz siz? Yani. Neredesiniz? Geliyor musunuz? Neredesiniz? Fransa'dan mısın diye. Bir şey yemeye falan gitmişiz. Arkaya sen konuşuyorsun. Evet, Paris'e de gittim. Nişantaşı'nda bir yerde arkadaşımın sergisine gidiyorum. Daha güzel. Çok çok güzel. Ben neresin sakladın? Ben anlamadım. Ha, bence içeri eşya almaya gittin. Sen kese gene çantanı alıyorsun kesin. Sırt çantanı. O sırt çantasını bir dili olsara konuşsa 100 sene sonra bir geldi. Ben de arkalarda aramıyorum. Ben şey isterdim, süre çok güzel böyle bir bot giymeni isterim ama ben botunun gri olmasını ben isterim. Ben orada bir şey bir gibi şakıyorum ben de bu arada şu an. Rahat konuşuyorum. Rahat derken şundan dolayı ben ilk inanılmaz lazım. Takılıyordum konuşurken. Yani çok takılıyordum. Hatırlamıyor musunuz? Evet, evet. Konuşamıyordum. Ama sonra çok rahat. Sonra açıldım. Ama gülüm dediği gibi gerçekten üstün çok kışık baktığım zaman al çok yazık duruyor Aycan. Değil mi? Bot giysi. Evet. Yine o şey. Böyle bir şey söyleyeyim mi? Bir şey bulamadım. Hayır iyice evdeyiz. Ama o doğallığı güzel. Aynen. Hayır dur kızım. Ayşe eline şey vereceğim ben böyle. Basit bir ayık basın. Ben bıçağı başlıyorum. Arkadaşlar daha güzel isimlendirdiler. Geldi mi deri pantolon? Geldi. Sanki ekip vardı. Çok güzel. Geldi deri pantolon. Bana bakar mısınız? Beyaz çantamla. Kaldırayım mı bunu? Ha güzel olmuş. Güzel olmuş. Gördün mü? Yaparız. Böyle bile çok güzel. Bak, ben dün biz olsa daha bacak boyunu kaldırdım. Acaba o zaman sakin bir süet bot var mı? O benim çantam da her yerim. Çok güzel. Sen ne güzel bak. Güzel oldu bence. Ayşe. Çok hoş oldu. Bu seçim doğru bir seçim. Bu seçim elbiseyi.
Aslında böyle bir kazak gibi de kombinleyebiliyoruz. Elbise olarak da giyebiliyoruz. Neydi, ne oldu kombin? Aynen. Ne kadar ama hala bence şuradaki bacak şey hoşuma gitmiyor. Şurada şu çıkıyor. Daha şunlar senin meşhur botların. Aa, o da benim meşhur botlarım. Aynen. Çok onu güzel. Da. O çok girmediğimiz yer kalmadı. Çok güzel botlar. Evet, çok evet. Güzel. Sen çok güzel giymişsin sen. Sen de bakın. Aman Allah. O bizim şey konseptler. Ne güzel. Ay bir dakika. Şunu çek bir gün. Her seferinde. Dur bunu çek annem. Bir kez geri alsana bir dakika. Ay, kaç defa gitti kız öperken. İstedik. Kaç defa elini öptüm. Dur bir dakika, ne olur bir geri al, elimi öperken bir çekeyim. Seni hiç geçirmiyorum. Ay ben... Ay elimi de öpersin evladım. Ben öpmesini bizim bala programda öğrendim ben. El öpmeyi. Aa. Valla. Hayır niye biliyor musun? Alıp hani şöyle yapıyorsun, o değil hani böyle alıp hani şuradan şuraya koyup şey yapıyorsun. Evet şöyle yapacaksın işte. Öpmeyeceksin yani böyle de şöyle, şöyle yapacaksın. İşte bunu bizim programda öğrenmiyoruz. Biliyorum tabii ki. İyi de. Aa başıma gelen. Hadi bakalım. Abi şurada etiketim gözüküyor zannettim. Şey, mikrofonmuş. Hiç işte hayatında yapmayacağım şeyi bizim programda evet yaptık. Ya, yani benim mesela kadar gecem olmayacak. Evlenmeyeceğim için. Yani bizim programda hepsini şey yaptım. Allah Allah! Sıra gecesi gibi. Bak. Kıyaklı kopuyor. Ondan da şikayet ediyorum o sırada. Ayşe Erdin'den çok memnun. Hep bu anı beklemiş. Oğluna. Kına gitti sonra gitsek. Evet. Biliyor musun? Belki de ilk defa izliyor olabilir. O yüzden bu kadar şey. Tabii canım. Tabii ki de. Gül ilk defa izliyordu. Kesin ona eminim de. Ben izledim. Ben de izledim şimdi. Ben izledim ya. Yani bunu biliyorum. Ama ben hiç bu programı izlemedim yani. Efendim. Malum gençler tanışmışlar, anlaşmışlar. Biz büyüklerde ancak... Bize de tabii ki onaylamak düştü. Bakacağız tabii bakalım. Sizin izninizi almaya geldik. Ben klasik sorumuzu sormak istiyorum. Biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ben de kavliyle. Evet. Çocuğumuz aklı başındadır. Artık sıkıldı. İş güç sahibidir efendim. Yok. Hadi düşünelim. Verdim hadi. Hemen takar tekrar şey hemen. Geri almadı değil mi Ayşe? Nasıl bozuldu? Nasıl bozulmuş abi? Kişiyi alıyor. Televizyon vardı aşağıda. Alt katta oturanlar bunu izliyordu. Geri gelen herkes hani uzun süre kalmadı çünkü başarılı olamadılar. Senin hemen bir daha çalınca... Çok fena. En sevdiğim ortam. Bayıldı. Tam dinlemiyorlar. Neden bunu her köpe yapıyorlar, acılık adı yapıyorlar. Ki sen bunu niye yapıyorsun? Bahçe. Neden yapıyor böyle, vardı mı öyle tipler? Yok, bir de bir şey söyleyeceğim. Ne alaka? Bir anda konuyu değiştirdim ben. Bitmeyecek çünkü o derde, onunla herhalde. Ay çok iyi geldi gerçekten. Ay sen buna besleniyorsun değil mi? Evet. Çok iyi geldi gerçekten de. Tam senin havalar. Ah bu yapmak gibi olmasın ama. Görmediniz mi? Rahatladı. Hadi git artık hadi. Değil mi? Bitirdim Raşi. Bitti.
Çok. Diskalifiye şakası mı? Yani öyle. Ay ne güzelsin kız. Çok iyi. Keşke. Biz hakikaten tanımadık. Yani ben gerçekten tanımadım. Bu kızı biliyorum bir yerden de. Yani bu kız kim dedim. Ben de Allah belamı versin. İsterseniz bir çıkarayım. Sürpriz bu. Bak bak bizim suratı bak şimdi. Hala anlamıyorum. Hala anlamıyorum. Şimdi anladım ben yani ama. Ya ölüyorum zaten. Ölüyorum zaten. Aşk olsun size. Yemin yemin ediyorum kesinlikle bilmiyorum. Birazdan. Şeydi. Çok ünlü oryantal ya Didem, çok ünlü. Aklına gelmez tabii ki. Ay, çok ne alaka diyorsun çok yani? Çok da başarılı çok bir dans. Bak senin şey çok komik. Vay şimdi, vay şimdi. Bir şeydi zaten, bir bayram programı falan mı sanırım? Yılbaşı, yılbaşı. Yılbaşı. Sevgili Didem bir konuk olmuştu. Aynen. Böyle de çok vermek de bir kere garson olabilir. 2017'ye giriyoruz bu arada. İşte. Aynen. Ay o kadar şaşkınım ki. Aynen. Şimdi öncelikle Melis diskalifiye oldu. Bir saygısızlık yaptı diyorlar. Biz de kendimize diyoruz Allah Allah hiç öyle bir kız değildi. Niye böyle oldu? İşte hocamıza soruyoruz. Allah Allah ne yaptı? Söylesene ya önemliler. Söylemeyeyim canını sıkılmasın falan diyor. Sen diyeceğim bizi uluslararası da temsil etmiş bir dansçısın. Ne güzel şey. Hakikaten. Herkes çok güzel onlar için. Hakikaten öyle bir kız. Yani. Gerçekten ya. Hiç tanımadım. Ha bir de yaşasınca hiç tanımadım. Ben söylemesi olur mu diye. Ha şok geçirdim. Nasıl güzel oynadınız siz? Hiç biriniz mi çaktı? Ben şeyi anlamadım. Bir elbise bir şeye sarılmış. Hatta senin başı üzerine çubal gibi. Bir de kırmadan da söylemeye çalışıyoruz ya. Anlamadım. Gerçekten bir şeye sarılmış geldi zaten aynen. Ama onu kırmadan nasıl söyleyeceğimiz ay çok iyiydi. Gördün mü? İzledim ben daha önce. Ne istemiş birisi? Bayağı oldu o zaman saçınız çok daha koyu renkti galiba. Evet. Ondan sonra izledim Allah Allah herkese niye yarışmada olsun niye burada sen tanıdın ya. Tabii ben aynen öyle diyorum ben neden burada olsun ki diyorum ya şu anda. Ben sen hiç, tanıdın. Tanıdım ben ama aklıma bile ne geldi. Alaka diyorum ya burada dışarıda baksana nasıl kar yağıyor bir de. Hani kar yağıyor zaten öyle mahsur kalmışız. Hatırlamıyor musun? Kaç kere mahsur kaldık. Kaç kere mahsur kaldık. Evet bugün kızlarımız pazara gittiler. Etek şıklığıyla gelecekler. Ama gördüğünüz gibi yanımız boş. Bugün sevgili Raşit arkadaşımız. Hastalandı. Sadece olmuştu. Bugünlük bizde olamayacak. Ona da buradan çok çok geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun Raşit. Çok öpüyoruz seni. Ve hemen ilk yarışmacımızla başlayalım. Millet bayılıyordu bu şarkıya biliyor musun? Evet. Raşit'cim. Nasıl buldun Didem'i? Nasıl bilirsin? Hoş geldin. Gülüyorum. İyiyim. Teşekkürler siz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti pazar? Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Harikasın. Ne kadar aldın? Harikasın evet. Ne yapıyoruz şimdi? Next. Dövüyor. Yalnız ben kendim için bir derslemek istiyorum. Kesin ben. O kadar emniyordum ki sürekli yani. Hoş geldin ama kurtaramadım. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz. Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Nasıl geçti pazar? Çok güzeldi çok eğlenceliydi. Harikasın. Ne kadar aldın? Eteğim 20 lira, çantam 50 lira, gömleğim 30 lira. Ayşe'cim başlamak ister misin? Yok Raşit başlasın. Benim yorumlarım bu kadar. Çok iyi. Çok iyi. Hiçbir şey yemiyorsun ha. Dikkatinden kaçma. Yemiyorum. Evet Ayşe'cim. Yaz. Bak ben ne yedim? Sürekli Raşit'im. Ne yiyorlar? Göster ne yediğini. Göster ne yediğini. Bugün sana. Sıkıcı. Sıkıcı. Çok sıkıcı. Sıkıcı. Yani evet. Gerçekten hani benim annemin yiyebileceği bir kıyafet. Çok büyük yaş. Doğru. Elbise çok fena.
mantonu da hiç fena değil yani ama genel halde... Bayağı şey yapıyorduk, insanların manto ne, kaban ne, bunun farklarını gösteriyorduk. Hani bayağı hakikaten hani insanları gerçekten eğitiyorduk yani. Hani kroşe tek, ekosten nedir, bir sürü detay düşünün yani modayla alakalı. Bir de oraya çıkmadan önce bunları da kendi aramızda acaba yani hakikaten doğruyu mu söylüyoruz falan diye kendi aramızda da muhakeme ediyorduk. Yani hani böyle sallamasyon değil hani çık ama ya şimdi asla değil yani. Ben kazanı beğendim. Çok güzel bir geçen. Pantolon seçimini de beğendim. Ya çok güzel kıyafetler almışlar biliyor musun? Artık senin bu yarattığın bir harmonisi içinde ve kırık beyaz. Ne? Benim elbisem için dedim. Ben onu çok çok güzel şeyler giyeceğim. Ama artık bu değil çünkü ben onu söylemedim. O desensiz ya ondan sonra. Ama onlar çok güzel şeyler aldılar. Aldılar hakikaten şaşırmadık bazen. Evet bazen yani fiyatlara aşırı şaşıyorduk yani. Yani şöyle söyleyeyim. Next'e yu aradan. Mesela ne bileyim ben bazen bazı kıyafetler geliyordu. 150 TL ediyor mesela. Bir elbise almış. Yıkılıyor elbise yani. Ya ben hatırlıyorum gizem bir elbise. İnanılmaz şeyler buluyorlardı. İnanılmaz. Nasıl buluyorlardı? Ben şaşırıyorum. Yapıyorduk ya. Evet. Kaç defa siz ayakkabılarını elbiselerine bize alın getirin de yani böyle. Getirmişlerdir tabi. Biz değiştik mi ya? Biz değiştik mi 3 senede? Sen bence aynısın. Sen aynısın. Ben yaşlanmışım. Senin saçın yok. Senin saçın zaten kısa. Benim saçım gitti. Ben sanki böyle bir o yüzündeki o şeylik gitti. O böyle daha bir yuvarlak atlıydım sanki burada. Yani yaşlı olan bir şey. Sen güzelleşiyorsun daha, daha da. İkiniz de çok gençsiniz daha şeker. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir de o bence şu an daha güzel. Kemikleri daha çok ortaya çıkmış. Nasıl manto? İyi bir şey bence. Kızı yutmuş manto. Bu manto. Ha. Evet, yani bu arada şeydi, manto kadınların giydiği, palto erkeklerin giydiği. Onunla böyle bir dipnot olarak geçelim. Bir tane yün bir elbise tercih etmişsin ki elbise de kötü bir elbise. Yani nereden tutsa diye düşünüyor. Güzel bir şey söyleyecekmiş gibi. ve onun altına artık... Yani hem manto hem yün elbise olduğu kızın da ruhu gitmiş orada zavallım yorulmuş bütün gün koştur koştur. Tabii kızlar çıkıyorlar sabahın köründe alışverişe. Çekim yaptığımız yer Beykoz tarafındaydı. Alışveriş yaptıkları yerin hepsi Avrupa yakasında. Nişantaşı'na göre düşünsene mesela komple bütün gün orada koşuyorlar sadece 2 saat bile alışveriş yapmak için. Akşamda çekim yapıyoruz falan mesela saat 6'da. Yani iyi bir günde 8'de falan bitiyordu aslında. 2 saatte evet, bitiriyorduk. Yani, şimdi 5'te gidiyorduk. Ben bayağı program izliyorum şu anda. Yani. Bayağı ilk defa izlediği için şu an. Bayağı daldım. Ama ne kadar tatlı gerçekten. Çok. Yani beğenemedim mesela. Beğenmedim bile diyebiliriz. Evet, beğenemedim bugün seni. Bugün çok olmamış. Aynen. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dur tabii durdurdum. Ben bunu yemeye devam edeyim mi? Ben devam. Kaçı yeme onu artık. Biz alışız seni yemelerine. Yemelere doyamaz. bu kadar güzel. Yemelere doyamaz hayır, ne demek bu kadar ya? Güzel, bu kadar uzun boylu olmasa siz bunun yediği yemeği 5 kişi yemez. Bayılır yemek yemeye. O sekte yediklerimiz. Mırlama söylüyordum ya. Mırlama söyleme kimin aklına girse? Mırlama üzeri 5 tane halley. Evet. 5 tane ama. O 5 tane halleyi bir anlatayım mı? Anlat neydi? Anlat bakayım. 5 tane halley üzerine bir de böyle içinde şey var ya böyle... Portakallı böyle üstü böyle şey, üstü çikolata kaplı, altı şey, onu bir paket. Yani böyle ondan sonra eve gider, evde oturur, kapıda sütlaç söyler. Kaç fotoğrafını defa. Atarım. Ve bütün bu yemelere bu kadar zayıf ve güzel. Ay canım benim. En güzel tatlıcı tarafı. Tahtaya vurdum. Biz sette çok eğleniyorduk ama gerçekten çok eğleniyorduk. Çok. Sadece sette değil, üçümüz. Bizim kuliste eğlendiğimiz ay, yani ne ki bu ekran ay, önüne ki yani bayağı bir her gün Hababam sınıfı gibi gülüyordum. Aşırı. Bir tane ama bizim şeyin makyözümüz de kuaförümüz de çok komik. Aşırı Mehmet, komik tipler, çok. Bizim kuaför Mehmet kulakları çınlıyor. Çok güzel fotoğraf çeker. Şimdi bana gene oyun yaptılar Gül'le beraber. Şimdi biz Mehmet'le kurguladık dedik ki ben dedim... Sana Ayşe'ye dedim işte fön çekerken sen, yani normalde çünkü fön çekiyordu ya sana,
sen Ayşe'ye fön çekerken dedim, ben sana Mehmet fotoğrafımı çeker misin diyeceğim dedim. Sen dedim, hani normalde sen kızıyordun ya ona, Gül'ü çekiyorsun, Raşit gel beni çekeceksin falan diye. Şimdi böyle bir şey yapacağız dedim. Mehmet de şöyle, o da çok kapalı gerçekten, kulak kaçınasın. Şimdi ben de tabii havalarda arkadan geçiyorum. Mehmet fotoğraf yaptım şöyle, tamam mı? O elindeki fırçayı bir yaptı. Ayşe'yi de bir de bir komikten bir şeyler söyledim. Onun da videosu bende var. Sizde yok tabii o, çünkü sahne şey set arkası, backstage. Ben zaten motive herhalde evde yokum. Orada herhalde evde yokum. Mühim değil. Bana göndermiş geçenlerde Mehmet, şöyle diyor. Saçımı yıkıyor benim Mehmet. Ama şey, çünkü neden saçımı yıkıyor? Ben banyoya girip saçımı yıkamıyor tabii. Su yok, termosifon yok. Saçım pis. Çok temizimdir. Lavaboya öyle denk gelmiş. O gün öyle denk gelmiş. Lavaboya soğuk suyun altına koymuş kafamı, yıkıyor. Ne? Böyle bir çıtı demiş. Hatırlıyorum, evet. Sonra saçımı sarıyor ve böyle yaptım. Ay sen de başın olmasa ne güzel kadın. Başın olmasa ne güzel kadınsın ya. Ya çok çok yani. Çok neler geldi yani. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Evet. Biz de çok iyiyiz. Evet, benim en mutlu olduğum günlerden bir tanesi. Ha. Ben de şey diyecektim. Ne kadar çok gördüm. Sevgili yarışmacı geldi. Ve de gülüyoruz yani. Tevazinin böylesi. Bu arada yarışmacılarla gerçekten çok güzel bir bağ vardı yani, evet, aramızda. Hakikaten gerçekti yani. Ve çok uzun süre kalanlar da vardı. Mesela Gizem 200 kaç bölüm? 150 bölüm gibi bir şey vardı yani. Mesela Aycan öyle, Su vardı. Didem çok uzun süre kaldı keza. Fiyatları neydi? Ayakkabılarım 80 lira, eteğim 70 lira, kemerim 15, balıkçım 70 lira. Etek boyu biraz daha uzun oldu. Aynen. Diz gözükünce biraz. Olmuyor, diz orta şimdi. Biz de matembeyiz herhalde. bir de çoğu zaman mesela anlaşmadan da şeyi de yapıyorduk. Kombin alıyoruz. Aynen. Kombin de yapıyorduk mesela. Kendimiz mesela haberimiz yok. Ha, bir dakika bir şey göstereceğim. Bir dakika. Şimdi bunlar ikisi böyle yapıyorlar sürekli. Ben bunları kıskanıyordum biraz. Onu da itiraf edeyim. Şimdi bunlar benden genç. İşte çok güzel bir kadın, yakışıklı bir adam falan filan. Ama bir şey var. Bazen böyle dışlayıp birbirlerine dönerler. Birbirim anlamadığım böyle. Ay ne dışlayıp? İki kelime. İki kelime konuşacağım. Hemen aramıza giriyordu. Hemen. Çünkü ikisini şöyle ne konuştunuz? Ne var orada? Mesela şöyle bir. Gelmişler şimdi, bak bugün de yapmışım mahsus. Bak. Uyuma bak. O şeyden çıktı. Bak. Ama o kadar mutlu oluyoruz ki onun o an o şeyden çıktı. Benim oje rengi. Ay bir tane oje bulmuştum. Ama gerçekten insan baktıkça mutlu olur mu? Ben onunla da dürtüp ama bak bana mı öyle geliyor? Bakar mısın ya? Ojeye bakar mısın? Ojeye bakar mısın? Çocuklar bir de Gül'ün hep taktığı bir küpeleri vardı. Gerçekten. Ben onlara Emine diyordum küpeleri. Emine ile Gül tek vücut olmuşlardı. Sonra kazıyarak çıkardılar Gül'e. Ben hep öyle. Ben bir şey taktım mı? O seyircilerimiz de dikkatini çekiyor diyor. Onlar da biliyordu Emine diye. Onları taktım mı çıkarmıyordum. Çıkardım mı takmıyordum. Ay orada da bir olay var. Orada kediler kapıştı. Kediler kapıştı. Gördünüz mü? Hepsini dağıttım. Hepsi ayrı tarafa. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim. Sevgililer bir konsept. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bilmiyorum, bu çocuk hakikaten zevk sahibi. Ya çocuk da bence sana evlenme teklif etmekten dalga geçer seni bu şekilde gördüm. Vaaay! Gömdüğü kızı diye o kadar. Ağır gelmiş. Yani bu kırmızının tonu, bir de kırmızı uydurmak için sürdüğün ruj. Of! Hakikaten gelin kız gibi. Kesin şey demişlerdi, biraz daha yolları sertleştirebilir miyiz demişlerdi. Ayarı yapamıyor. Zaten biz sertleştiriyoruz, fazla sert oldu. Hani böyle bir şey olmuştuk yani. Sen, ya da 9 güzel, sen bunu 4'e indirmek için elinden geleni yapıyorsun. Bence senin daha az süslenmesi. Hatırlıyorum ben bu kızı. Kadınların daha az süslenmesi. Adını hatırlayamıyorum. Daha umursamaz olması. Çok kötü olmuş ama ya. Çok samimi söylüyorum. Doğru ama o kadar güzel doğru. Bir kendin bir doğru. Avize gibisin şu anda. Avize mi? Avizesi gibisin. Gerçekten şaka gibisin. Şaka gibisin. Ay ne oldu bu bölüm size? Yo, yo, bence ama kırılmıyor. Eğlenecekti bence. Kız kırılmıyor zaten. Eğlenecekti bence ondan ama mı acaba? Ama bir de kız kırılmıyor zaten. Yine güzelce söylüyor. Çok kötü. Hayır bence biliyorum. Bence insana bizim samimiyetimizi anlıyordu. Ve onları özellikle kırmak için yapmadığımızı biliyordu. Ondan bence kırılmıyorlardı. Yani bu kadar çok güzelsin. Bunun kıymetini bilmek. Bu da avize gibisin. Çok kötü bir şey değil yani aslında. Yok canım, değil avize gibisin yani. Kötü çok kötü sayılmaz. Tango,
Kanada, Amerika'da hiçbir yerde ben bu elbiseyi ne? Yani senin de bu elbiseyi şık bulman, Ramazan gecesini uygun bulman, hani beni böyle buradan vurdu beni. Buradan derinden sarsıldım. Derinden çok yaralandı. Yaralandı. Toparlayamadım. Bir hafta kendime geldim. Ay pantolonum güzel. Konuşalım mı biraz? Evet. Hakikaten seç pantolonu konuşalım ha. Ay o pantolonu biraz konuşalım. Lüksemburg'da büyüdünüz. ya da Buckingham'da. Kına nedir bilmiyorsunuz. Hayatınızda hiç kınaya gitmediniz. Ve kınaya ne giyilir hiçbiriniz bilmiyor. Hiç. Sağ ol. Ay sen kilo mu aldın? Ödem. Biraz geri al. Kadınların ödemi var. Onunki gibi. Dur. Ben dün gece bunu anneme izlettim. Annem öldü gülmekten evde. Doğru söylüyordu ya annem. Hadi. Nasılsın Ayşe'cim? Teşekkür ederim canım sen. Ben de iyiyim. Sağ ol. Ay sen kilo mu aldın? Ödem. Ödem. Bütün kadınların ödemi var. Onunki gibi. Tabii hep. Biraz sonra hüttü ne varsa götürüyorlar ama sonra ödem. Ben seyircilere çok kısacık çok iyi burası. Tarif vereceğim. Kısır tarif veriyor Ayşe. Kısır tarif veriyorum ya. Bir bardak ince kısır tarif veriyorum. Bulgur üzerine bir bardak sıcak suyu koyup bir tarafta. Ne mana ya, bu da programı yemek programı. Şu geliyor bacak. Dört sarımsak, bir tane kuru soğan. Ama şöyle gibi, kuru soğanı kes. Gösteriyor da. Kare kare mi? Senin gibi küp. Kare kare mi? Bir şey sana sordun. Kare kare mi? Bir şey mi? Ben de koyuyorsun diye sanki ben de yapacağım. Bayağı ciddiymiş şu anda. Sesi kız. Bak sesi kız şu anda şurada. Çok önemli bir mesele tartışıyoruz. Devlet meselesi yani şu anda. Gerçekten kıyafetlerimiz de biraz ağır o gün. Bak çok da kesin tarifi verin diye kimse yok. Donuyorsunuz bu arada siz. Yani o gün final bölümü dışarı çekildi. Çok soğuk. Dörbüyorum. Tamam yapıyor, makyajı Mehmet yapıyor. Çok güzel. Akşam böyle diyorsunuz, ben herkese aynı ilgileniyorum. Güle daha çok ilgileniyorsun ya. O bahsetti. Aynen öyle. Görüyoruz gibi. Güle ben çağırıyor Mehmet, koşuyor Ayşe'nin saçını falan bırakıyor her şeyi. Mehmet'le Tamay. Hep böyleydi yani. Sürekli böyle bir şeyleri gülüyoruz, eğleniyoruz. Herkes yani. Herkes böyle takılıyor, kimse alınmıyor. Aynen. Ve hepimiz aynı kulisteyiz. Öyle mesela ayrı kulismiş. Hiç öyle bir şey yok. Hep beraberiz. Tabii sen kremi benim kan gidiyordu. Yani benim el krem muhabbetim vardı da o yüzden. Gördün mü? Benim el krem muhabbetim vardı. Hani çekime başlamadan önce mutlaka şeye sürmem lazım. El kremi. Yani kitleniyor böyle. Yani o bende de vardır ama. Elim böyle kuruduğu zaman ama evet. Raşit gerçekten hatırlıyor musun? Gerçekten. El kremini getirir misin? Aynen. Hani acayip. Yani onu sürmezsen beynime kan gitmiyor. Öyle söylüyor. Öyle yani hani bir şeyde el kremi olayı. Hep öyle. Hepsi en son. Kamera böyle yandaydı. Böyle çekiyordu bizi. Mehmet. Veli Bey miydi o da? Evet. Veli. Aynen. Sürekli bizi oradan gaza getiren bir adam. Muhteşemdi. Evet, vallahi çok güzeldim. Harikaydı vallahi. İyi ki siz vardınız, iyi ki. Hepimiz evet. Gerçekten. Gerçekten çok eğlendik. Çok güzeldik. Kendi çok sever gül. Kendi. Hadi gelin. İyi ki varsınız. Vallahi çok keyifli oldu. İzlemek de çok keyifli oldu. Çok güzeldi ya. İnşallah. Çok keyifliydi gerçekten. İnşallah bir daha program yaparız dermiş. İnşallah.
Kısmet. Her şey kısmet. Kısmet her şey. Ben diyeyim de. Her şey yolla. Gerçekten benim için çok keyifliydi. İkinize de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizi çok teşekkür seviyorum biliyorsunuz. Biz ikinizi aşırı aynen seviyorum yani. Benim hayatımın en güzel dönemiydi. Hani benim mutlaka de, hani gerçekten iyi. Hani böyle hep bunu konuşuyoruz. Yani böyle iyi ki böyle bir işin altına imza attık yani. Yani evet, hepimiz evet. Ben mesela aşırı gurur duyuyorum bu işte. İzleyenlerimize de teşekkür ederim. Aynen. Evet, onlara da çok teşekkür ederiz gerçekten. Hala yani. Hepinize yaz, hepimize hala, yazıyorlar. Eksik hala yani. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de bildirimlerinizi ben açın. Ben çok de aboneyim. Ederim. Çok teşekkür ederim. Merci. Görüşürüz. Bye görüşmek bye üzere. O konuşacak. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bye. Bye.